بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعزب değerli kardeşler ilk önce sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve Allah'tan istedik ki Allah Teala meclisimize bereket versin hayırlı meclislerden etsin ve bu meclis kıyamet günü lehimize hüccet olsun. Bildiğiniz gibi ilim öğrenmek ve onun ardınca gitmek büyük emellerden sayılır. Ve ilimli insan ilimsiz insandan kat kat hayırlıdır. Hem insanlar yanında hem Allah katında. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'tan en çok alimler korkar. Bu onu gösterir ki ilimli insan Allah katında daha değerlidir. Bir insanın ilim üzerinde hareket etmesi daha yakışıdır ki, daha düzgündür, daha doğrudur. Diğer insandan ki ilimsiz emel edir, ilimsiz hareket edir, ilimsiz danışır. Ve buna göre Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirir ki هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Dir ki, bilenle bilmeyen aynı olabilir mi? Tabii ki burada Allah-u Teala sual işareti koyuyor ama bu sual işareti bizim bildiğimiz sual işareti manasında değil. Herkes bilir ki bilenle bilmeyen aynı olabilmez. Böyle olduğu halde mana nedir? İki yani mana odur ki burada Allah-u Teala inkar edilir ki bilenle bilmeyen aynı olabilmez. Ve bu onu gösterir ki Allah Teala bilen insanı üstün sayar, üstün görür. Ve bilen insan bilmeyen insanlardan daha hayırlıdır. Ve bu onu gösterir ki ilimli insan ilimsiz insandan daha faziletlidir. Daha hayırlıdır. Ve böyle olduğu halde üzerimize düşen nedir? Yani ilim öğrenmek. İbadetlerimizi ilim üzerinde hareket ettirmek. Ne edilirse, her hansı bir ibadet edilirse onun yani ilmini bilmemiz daha üstündür, daha yakışıdır. Bütün emeller ilime nispet olaraktan hayata geçerse bu Allah katında daha değerlidir. Ve ona göre Allah Teala bilenle bilmeyenin aynı olmadığını bildirir. Bilenler üstündür. Bilenler bilmeyenlerden daha üstündür. Ve bu onu gösterir ki insan üstün olanı etmelidir. Üstün olanın arkasınca gitmelidir. Her geçende elimle hareket etmek, elimle danışmak, elimle ibadet etmek daha üstündür. Ve bu yani bütün problemler de insanlar arasında, cemiyette bütün problemler neden doğur? Elimsizlikten doğur. Elimsiz insanların sayesinde baş verir. Onlar neyi, harda, nece demeyini bilmediği için ve bu sebepten problemler yaratırlar. Ve buna göre de Müslümanların üzerine düşen odur ki ilimli olmak, savadlı olmak, öğrenmek, öğretmek bu mütlektir. Çünkü yani ilimsiz edilen ibadet ilimli edilen ibadet kim olabilmez? Böyle olduğu halde kardeşler ilmin değerini, kıymetini bilmek lazım. Ve bu onu gösterir ki, bir de gösterir ki ilim adamları daha üstündü Allah katında. Ve daha üstün olduğu halde üzerimize düşen nedir? İlim adamlarına ihtiram etmeyi, hürmet etmeyi, onlara saygı göstermeyi. Yani bu onların zatına değil de yani insanın misal için biz Süleyman'a hürmet edirik, Süleyman'dı diyen yok. İlmine hürmet edirik. Falan kes, Muhammed'e hürmet edirik, Muhammed diye yok. Onun ilmine hürmet edirik. Yani ona göre ki ilim üstün bir mertebedir. İlim üstün bir mertebe olduğu halde biz de çalışırız ki ilim adamlarına hürmet etmeye. Onlara saygı göstermeye, onlara ihtiram etmeye. Çünkü onlar niye bizi hürmet edirik? Çünkü onlar Allah'ın risalesini taşıyırlar.
Onlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdılar. Onlar cennete giden yolları insanlara bildirirler. Ve cehennemden nece korunmak lazımdı onları insanlara çaktırırlar. Yani bu onu gösterir ki ilimli insanlar Allah katında daha üstündü, daha değerlidir. Ve diğeri oldu ki yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirir ki kul hadihi sebili ed'u ilallah ala basiratin ene ve men ittebe'ani. Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben deyir ki de ey Muhammed, bu benim yolumdur. Bu yola elim üzerinde hareket eden, elim üzerinde çağırıram. İnsanları bu yola elimle çağırıram. Men ve mene tabi olanlar da. Yani demeli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları elim üzerinde davet edin. Elimsiz davet etmeyin. Ve diyor ki mene tabi olan insanlar da hemşini aynı şekilde, aynı kaydada insanlara neyse tebliğ ettikçe elim üzerinde tebliğ etmediler. Elimsiz tebliğ etmemeliler. Çünkü Allah Teala diyor "Kud hadihi sebili ed'u ilallah ala basira." Basira elim demektir. Elim üzerinde insanları davet edirem. Elim üzerinde insanları çağırırım. Elimle insanları öğretirem. Yani davet edirem ve insanları çekindiririm ve insanlara hayırlı olanı buyururam ama ne üzerinde şekilde? Elimi üzerinde. Elim şeklinde. Ve bütün hareketimiz, danışığımız, çıkışımız insanlara olan mutlaka elimle olmalı arkadaşlar. Elim olan yerde fesat olmur. Elim olan yerde fitne olmur. Elim olan yerde karşı durma yaranmur. Elim olan yerde haksızlık olmur. Elim olan yerde bereket olur. Allah'ın rahmeti olur. Allah'ın bağışlanması olur. Ama elimsiz oldukta o zaman fitneler kalkar. Kim, hardan, nece geldi danışır. Yani çünkü bütün fitnelerin başında elimsiz, savaşsızlık durur. O insanlar ki elimi, yani değerini, yani elimi nece işletmeyi lazımdı, onu bilmirler. Ve bu zaman ne baş verir? Karşı durma, fitne, salamları kesmek, Müslümanlardan üç çevirmek, Müslümanların birbirine hor bakması, kin göstermesi, hamısı elimsizliğinden ortaya çıkar. Ve böyle olduğu halde mütlak davet edilirse elin üzerinde davet edeceği. Eks halde elimin yoktursa danışmırsan, çıkış etmirsen, öğretmirsen. Onlar ele meseleler ki namazdan sonra edilen zikirler, namazın içerisinde okunan zikirler, her hansı bir dua veya her hansı bir zikir, bunlar haradasa bilirsense öğretebilirsen. Ama o meseleler ki büyük meselelerdir. O meseleler ki halkı ahate edir, ümmeti ahate edir, cemiyeti ahate edir. Bu meselelerde herkesin hakkı yoktur ki danışsın, çıkış eləsin. Çünkü olabilir her hansı bir delil götürer, o delilini esasen çıkış eder. Veya her hansı bir ayeti götürer, o ayet üzerinde insanlara tebliğ eder. Bu yeterli değil, bu doğru değil. Çünkü büyük meselelerde mütlak büyük insanlar, büyük adamlar, büyük ilim ehli danışabilir. Yani sıravi insanların onunla işi yoktur, büyük meselelerle işleri yoktur. Hiç de vacip de değil onlara ki o hakkı danışsınlar. Çünkü büyük meseleleri danıştıkta fitnelerin baş verilmesi lebud olduğuna göre mütlak fitne baş verir. O zaman sana vacip değil ki fitneli meselelere müdahale edesen, fikir söyleyesen, rey söyleyesen, icazeli değil. Tabii ki insanın nefsine hoş gelir ki ben de varam, ben de haradasa neyse bilirim, ben de danışıram, ben de ayet bilirim, ben de hadis bilirim. Yani bu yeterli değil arkadaşlar. Eğer biz ülkemizi, cemiyetimizi, Müslümançılığımızı korumak istiyorsa o zaman herkes öz haddini, öz yerini bilmesi lazım. Yani elin dini meseleler, ele meselelerdir ki dünyavi meseleler kimi değil. Yani kim geldi müdahale etsin ve nece geldi müdahale etsin. Dini meseleler büyük meselelerdir. Çünkü sen bir insana maşının düzelmesiyle bağlı sual verildikte sana diyersen ki budur bunun cevabı. Böyle etsen düzeler. Düzelmese de problem değil. Düzdü mü? Düzelmez, diğeri düzeltir. Başka bir yerden malumat alalım.
Ama dini meselelerde böyle değil. Eğer sen sert cevap verersen ise o zaman karşı duruma salmış olursan. O zaman mesela fitne salmış olursan. Böyle bir hadiselerin baş verdiğine göre dini meselelerde hiç kesin hakkı yoktu ki elimsiz çıkış eylesin. Bir yadda saklayayım. Bir insanın Kur'an'ı ezber bilmesi, sünneni ezber bilmesi, ayetleri ezber bilmesi bu ilim değil. Veyahut da filan şeyin, filan diyelim ki emelin edersen ise destemez pozulur. Yani hükümlerden haberi olması. Bir var insan Kur'an'ı ezber bilir, sünneni ezber bilir. Her şeyi, yani böyle diyelim, bütün delillerden haberi var. Delilleri ezberleyin. Bir de hükümleri ezberleyin. Filan şey etsen cevabı budur. Bu ilim değil. Bunu yadda saklayın. Yani bir şeyin delilini bilmek, hükümünü bilmek ilim değil. Onun arasında olan meseleleri bilmelisin. Niye göre bu ayetten bu netice çıktı? Bu hadisten bu netice çıktı? Yani arada olan bağlantını, vasıtanı bilmelisin. Yani sen ayet getirersen ama vasıtanı bilmirsen. Veyahut da her hansı bir şeyin meselenin cevabını diyersen ortada olan bağlantını bilmezsen. Ayetle hükmün arasında bağlantı nedir? Hadisle ayetin arasındaki bağlantı nedir? Ve hadisle senin dediğin yani hükmün arasında bağlantı nedir? Niye göre cevap bu alınır? Bunu bilmezsen, bilersen ki cevabı budur. Ama cevabın bu alınmasının sebebini bilmezsen. Çünkü böyle olduğu yani bu o demeydi ki bir insan ayetleri ezber bilmesi, hadisleri ezber bilmesi bu elimli olması değil. Hükümün bilmesi, yani müeyyen meselenin cevabını bilmesi bu elimli adamdır veyahut da bu flankes alimdir anlamına gelmiyor. Bu elimli sayılmıyor. Mütlak ortadaki bağlantını bilmez. Neye göre bu cevap alınır? Bunu bilmediği halde danışmamız, çıkış etmemiz doğru değil arkadaşlar. Bunu yadda saklayın. Meratibül ilim felâh. Yani iki ilimin mertebesi üçtür. Delil, vasıta, bir de hüküm. Olabilir insan delili bilsin, hükümü bilsin ama vasıtanı bilmesin. Çünkü vasıtanı bilmek için ilim lazımdır. Araştırmak lazım, okumak lazım. Yani çünkü sen bir ayetle çıkış edersen diğer ayetten haberin olabilmez. Yani olabilir senin çıkışın diğer ayete karşı çıkar. Veyahut da hadisle çıkış edersen ve hüküm cevap verersen meseleye hüküm çıkararsan ama diğer delillere muhalif olur. Ona göre dikkatli olun ki ilim dedikçe sadece dediğimiz gibi delilleri ezber bilmek veyahut da hükümleri ezber bilmek bu da ilim değil. Misal için insan götürür fetvaları. Fetva nedir? Fetva sual verilir alime. Der ki filan şey destemezi pozur. Beli pozur. Filan emel namazı pozur. Pozur. Filan hareket namazı pozur. Pozmur. Yani bunları ezberleyir. Ama niye pozur? Niye pozmur? Bunu bilmir. Bunu bilmek için ne lazımdı? Elim lazımdı. Ama çok teessüfler olsun ki bugün yani halımız beledir bizim. Yani insanların, kardeşlerin halı beledir. Bugün görürsen ki kimse yani her hansı bir ayeti götürür, yani tevhide muhaliftir ve bu şirk edir ve müşrik sayılır. Bu küfür edir, kafir sayılır. Bu bidat edir, bidatçı sayılır. Ve böyle insanlara hüküm verirler. Ve insanları bu şekilde tekfir veyahut da yani müşrik veyahut da bidatçı adı verirler. Çünkü niye? Bir delili götürüp bir de hükmü götürüp. Belli ki filan şey eden hükmü küfürdür, filan emeli eden hükmü müşriktir. Bu delille hükümlerden haber var. Ve bunu ortaya girmeden, neticeye bakmadan, vasıtanı araştırmadan yani çıkış edilir. Ve böylelikle de insanları yani kaçılmaz olur da diye ki insan mecbur olarak hüküm vermek mecburiyetine kalır ve insanları tekfir edilir. Ve buna göre dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Yani ilim sıradan bir şey değil, ilim balaca bir şey değil. Bakın, İmam Malik Rahimahullah
Medine alimlerinden birisi olur. Bilirsiniz ki yani insanlar gelir zamanlarda uzak ülkelerden hac için gelirdiler. Ve aylar geçirdi, aylarla yolu öyle diye hac için gelip gitmek için aylar geçirdi. Ve bilen de ki ben hacca geleceğim. Önceden sualları, halkın yaşadığı ülkede veya yaşadığı diyarda insanların suallarını topluyordu. Ki hacca gidende İmam Malik'e sual verilecek. Ve İmam Malik'e yakınlaşıp 60'a yakın sualla gelir İmam Malik'in yakınlığına ve şey soruşur ki bu suallerin cevabı. Diyor ki oradan bir neçesine cevap verir. 5-6'sına İmam Malik cevap verir. Kalanlara cevap vermir. Ve diyor ki ben geri döneceğim. Dedi ki yani uzak diyarda yaşıyoruz. Deyir ki, diğersiz İmam Malik bilmedi. Cevaplardan habersizdi. Yani bu onu gösterir ki, yani sadece insan yani her hansı bir ayet, hadisi götürür, bugün danışır, çıkış edilir. Yani bu yani kabul olunmaz bir şeydir. Yani. Bakın, uzun bir meşakkatle, uzun bir yolla gelirler. İstediği vakti alimleri elde edebilmediği halde, bilmediği şekilde İmam Malik kısa olarak bir neçesine cevap verir. Ama teessüfler olsun ki biz bir suala iki cevap veririz. İki suala dört cevap veririz. Arkalamasıyla veririz. Yani o kadar rahattı bizim için. İnsanlar mescide oturur, Kur'an okuyor veyahut da boştu, bekaradı. Yani başka bir şey, işi yoktu. Başlayırlar neydi? Gündemde olsun. Yani gündem diyen bir şey var arkadaşlar. Gündemde olmak bir hastalıktır. Ki ben de bilirim. Flankes dedi ki, filan emeli edersen sen müşrik sayılır. Flankes müşrikti, flankes kafirdi, flankes bidatçidi. Bu kimi düşüncelerden insanlar arasında şek şüphe yaratırlar. Ve insanları parçalıyorlar. Yani bu doğru bir şey değil. Yani bu problemlerden, bu proseslerden, bu fitnelerden kurtarması için mütlak insan elimli olması lazım. Veyahut da elimin de yoktursa o zaman elim adamlarına değinmen lazımdır. Sıradan olan insanlara kulak asma, itimat etme, onlara dikkat eleme. Yani eğer dinimizi korumak istiyorsa, ailemizi, ülkemizi, cemiyetimizi korumak istiyorsa o halde herkes ilim adamına dayansın, öz havasına uymasın, öz isteğine uymasın, ilim adamına dayansın. İlim adamına sual verdikte de cevabını özün istediğin kimi almadıkta İtiraz etme. İtiraz etme ki yani niye böyle oldu? Yani cevap beni gani elemedi. Çünkü senin gani etmek için sende ilim olmalıydı. Bu da yok. Sen de bilmiyorsan ki ilim adamı sualı niye böyle cevaplandırıp, neye esaslandırıp onu senden yani senin ondan haberin yok. Sana tecrübe gelse de böyle üzerine düşen de itaat etme. Yani kulağa asma. Tabi olma. Böyle olduğu halde biz dinimizi, ülkemizi, diyarımızı korumuş oluruz. Ve kardeşliğimizi korumuş oluruz. Yani bilirsiniz ki yani kardeşlik, birlik İslam'ın esaslarındandır. Bu esaslar da sıradan bir düşünceyle, fikirle parçalanabilmez. Sökülebilmez, dağılabilmez. Yani esas mühkem olmalıdır. Bir esas mühkem olmadıkça o zaman kardeşlik bitecek. Ve diğer ayette Allah Teala diyor ki: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izeti hasene ve cadilhum billati hiye ahsen." Bu da yani davetle bağlı olan bir yani ayetti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitaben Allah Teala diyor ki: "İnsanları Allah'ın yoluna çağır." İnsanları davet ettikçe Allah'ın yoluna çağır, Allah'a çağır. Yani öz destene, öz toplumuna, öz isteğine, öz arzuna, öz havana yok. Allah'ın yoluna çağır. Yani bazen bugün bizim halımız nicedir. Biz neyse değil ise istiyoruz ki hemen şey ben dediğim için kabul olunsun. Eks taraftan onu istiyoruz. Yani nice sen benim sözümü kabul etmirsen. Yani bu doğru değil. Senin üzerine düşen tebliğ etmeydi. İnsanlara hakkı çaktırmak. O senden kabul eder, etmez, o onun üzerine düşür. Ama senin üzerine düşen tebliğ etmeydi, insanları öğretmeydi. Ama biz ise ne istedik bugün? Diyelim ki men diyeni hemen kabul et. Yani men diyeni kabul etmelisin, mütlak.
Bu doğru değil. Bakın İmam Şafii rahimahullah büyük alimlerdendir, mezhep alimlerindendir. Diyor ki, ne vakit mübahise edirdimse bir neferle daime hakkı o taraftan gözlüyordum. Eksi taraftan gözlüyordum. Mübahise edirdi dini meselelerde güzel şekilde ama diyor ki, hakkı eksi taraftan gözlüyordum. Yani bu nedir? Bu ihlastır. Bu semmiyettir ki insan Allah'a çağırır insanları. Allah'ın yoluna çağırır. Öz nefsine yok. Öz isteğine yok. Öz arzusuna yok. Mene kulağı alsın, bizim topluma kulağı alsın, bizim toplumdan olsun, bizim firkeden olsun, bizim cemaattan olsun. Bu düşünceyle yok. Çünkü Allah-u Teala diyor, Udu ile sebil-i Rabbik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah'ın yoluna çağır. Yani Allah'ın yoluna çağırmalıdır. Her bir desteğe yok, her hansı bir şahsiyete yok. Sen davet edirsen ise Allah'ın yoluna davet et. Şahsiyete, topluma, cemaate yok. Bizim cemaate gel, bizim topluma gel. Sen doğru olanı davet et, doğru yola çağır, doğru olan yolu gelecek insan, karşındaki insan. Bir de ki dediğin kimi, hiç vakit gözlemeyin ki, mütlak senin dediğini insanlar kabul etsin. Veya da etmirlerse, bu seni ne etmesin? Meyus etmesin. Diyor ki İbn Baz rahimahullah, Medine Mescidinde ders verende, ilk günlerde kürsüsünün kabağında yani, kürsünün kabağında bir iki nefer olurdu. Derse bir iki nefer gelir. Ve dediler ki yani derse onsuz da bir iki nefer gelir. Belki dersi etmeye. Dedi yok eğbi yoktur. Bu bir iki nefer de bes. Ve böyle böyle devam etti. Sonra sayı bilinmedi yani talebelerin. Yani insan dediğimiz gibi neye davet edir? Özüne davet etmir. Ve menden kabul etmelisiniz. Men dedimse hemen kabul olunmalıdır. Bu anlamla davet etmek doğru değil. Neyse öğretirsen ise Allah için öğret ve Allah'ın yolunu öğret. Sonra Allah-u Teala bu ayette der ki bil hikme ve Allah'ın yoluna davet ettikte hikmetle. Hikmetle davet et. Hikmet sözün manasına geldikte o demeydi ki hikmet her şeyi öz yerinde koymak. Öz yerinde etmek. Her şeyi öz yerine koymak bu hikmettir. Ama bazen de alimler diyor ki hikmet odur ki insan yani cahil bir insanla rastlaştıkta onu davet ettikte gördün ki karşındaki insan cahildi hiç neden haberi yoktu bu halde onu hikmetle güzel şekilde davet edeceksen yani ona şiddet göstermeyeceksen yani yüngüllüğü göstereceksen rahatlaştıracaksan asanlaştıracaksan çetinleştirmeyeceksen. Yani hikmet budur. Ve sonra diyor ki وَالْمُوْعِزَةِ الْحَسَنَ güzel mü'izelerle yani güzel vaize vermeyle. Bu da nice olur? Karşındaki insan hakkı bilir. Yani karşındaki insan emel edir. İslam'ı yaşayır. Lakin ettiği şeyler doğru değil. Yani sahih değil. Bu zaman güzel şekilde refsar edip onu davet edeceksin. Üslubla edeble, erkanla. Sonra Allah Teala bir ayetin sonunda der ki: "Ve cadilhum billati hiye ahsan." Ve sonra onlarla mübahise ettikçe güzel mübahiseler. Bunlar kimlerdi? O insanlar ki hakkı bilirler, inatkarlık edirler. Kabul etmirler. Hakkı bilirler, hak budur. Ama inatkarlık edirler, kabul etmirler seni. Bunlarla güzel şekilde mübahise edeceksen. Güzel şekilde mübahise edeceksen başa salacaksın. Bakın bu devletin merhaleleridir, üsluplarıdır. Yani bunları bilmek için de insana ne lazımdır? İlim lazım. Allah-u Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitaben deyir ki hikmetle davet edeceksen, güzel mevizeler vereceksen ve mübahise ettikçe de güzel mübahise edeceksen. Yani mübahise ettiğin şahs hakkı bilse de bu Yahudi de olabilir, Hristiyan da olabilir, Ehl-i Kitap olabilir, ve Müslümanlardan olup yani diye ki hakkı bilip yani inatkarlık eden bir insan da olabilir karşındaki. Yeniden mücadele ettikte, mübahise ettikte üslubla, güzel şekilde. Bu bize Allah-u Teala'nın öğrettiği kaydadır. Hikmet, güzel vaize ve güzel mübahise. Ama biz bugün ise hikmetimiz, hikmeti kenara koyuruz.
mucizeler, güzel mucizeleri kenara koyuruk. Mübahise ettikte de yani Müslümanla bile mübahise edirik biz. Yani bu diye ki bu mübahise eden növü yani Allah'ın ayetin sonundaki diyende ki onlarla güzel şekilde mübahiseyle bu adeten kafirlere aitti. Ve yani o kesler ki inatkarlık edirler. Bunlara bile Allah-u Teala diye ki mübahise ettikte güzel ile kaldı ki Müslüman Müslüman kardeşiyle mübahise edir ve pis laflar edir, şiddet gösterir. Ona karşı şiddet gösterir. Yani bu doğru değil arkadaşlar. Yani tamamıyla yani bu şeyler bilmek için de bu üslubları, bu hareketleri bilmek için de insanda gerek ilim olsun. Ve ilim oldukta yani bu hikmet üze çıkır. İlim oldukta mübahise ettikte nice mübahise etmek lazımdır bunu bilir. Ama ki ilim olmadığı halde görürsen o mecliste dava dalaş olur. Kim küdret, söz söhbet olur. Hatta Allah-u Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e der ki sen onlara karşı sert olsan yani sifat sallasan senin etrafından gelirler. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daveti necə oldu? Güzel şekilde, hikmetle, üslubla, edeble, erkanla. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bütün insanları dille davet etmedi. Öyle insanlar oldu ki onun ahlakıyla İslam'a geldiler. Onun edebiyle İslam'a geldiler. Onun ettiği hareketlerle İslam'a geldiler. Yani hamıya bir bir davet etmedi. Kiminse onun edebini, ahlakını gördü, İslam'a geldi. Ve buna göre yani bu şeylerde dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Ve dediğimiz kimi ise kullu men alime delil ve alime hukmu yekunu alimen. Dedi onu biz önceden zikrediği ki kimse delili bilirse de bir meselede hükmü bilirse de o alim sayılabilmez. Bu alim olabilmez. Ve böyle olduğu halde karşımda danışan insanlara bakın. Yani size neyse tebliğ eden esasla yani dediğim ki hırda meselelere problem değil. O meseleler ki falan yerde hansı zikir okunur, falan yerde hansı dua edilir. Yani bu problem değil. Yani etmezsen, edersen, sağlık kazanırsan, etmezsen problem olmaz. Düzdü mü? O meseleler ki büyük meselelerdi. Bunu bir mana olarak yadınızda saklayın. Kaydı olarak yadınızda saklayın. Karşındaki insan büyük meselelerden danışırsa onun kim olduğuna mütlak bakın. Yani kim olduğuna mütlak bakın diyende yani ne derecede ilim sahibidir. Ona bakın mütlak. Eğer tekfir edilirse bakın ne derece ilim sahibidir. İnsanları müşrik görürse ne derecede ilim sahibidir. İnsanları bidatçı görürse ne derecede ilim sahibidir. Yani küfür, tekfir mevzusunda geniş yer alıpsa o mevzuda büyük yani çıkışlar edilse bakın ki o insan ne ilimin sahibidir. Hansı dereceye çatır. Yani ona mütlak bu meselelerde dikkatli olmak lazım. Tamam kardeşimdir, birinci sefte durur, bütün namazlarda, mescitlerdir. Bu elim değil ha. Yani bu ona anlama gelmiyor ki ona ben tabi olmalıyım. Onun dediği doğru olmalı. Bir insanın birinci sefte durması, beş namazı mescitte kılması, Kur'an okuması, Kur'an'ı ezber bilmesi, hadisleri ezber bilmesi bu elim değil. Bu alim olabilmez. Yani bu bizi aldatmasın ki bu insandan elim alma olur. Bu insandan elim götürmeye olur. Böyle şeyler bizi aldatmasın. Yani ona göre dikkatli olun ki büyük meselelerde mütlak danışan insanın kim olduğuna bakın. Derecesine bakın. Yani tanınan insandır mı? İnsanların itimat ettiği insandır mı? Bu şeylere dikkat etmek lazım. Eksi halde yani fitne fesat türetmiş olarak. Yani bütün, yadda sahibim, bütün problemler alimlerden doğmuyor. Problemler ilimsiz insanlardan doğur. O insanlar ki meselelere yani kör körüne yanaşır ve insanlara tebliğ edir. Yani ona göre yadda sahibim, ilim yani problemler, fitneler dediğimiz gibi ilim adamlarından doğmuyor da yani elinde tanınmış, bilinmiş
insanlardan doğma, alimlerden doğma. Daima problemler cahil insanlardan, erimsiz insanlardan doğur. O insanlar ki ayeti götürür, tetbik edilir. Hadisi götürür, hemen tetbik edilir. Ve analiz etmeden ayet kime aitti? Harada işletme yollar, kime işletme yollar, nice işletme yollar. Bunu analiz etmeden danışır. Çünkü Allah-u Teala ayette diyor ki kim bunu ederse kafirdir. Kim Allah'ın hükmüne hüküm vermirse kafirdir. Yani bu kelimeni götürür ve insanlara tetbik edir. Kim şirk koşarsa müşriktir. Kim bidat ederse bidatçidir. Ve böyle bir düşünceyle insanların arasında fitne fesat salır. Ve ona göre yadda saklı Müslüman ağıllı demeydi. Yani Müslüman o demeydi ki o her şeyi yer yerinde eden birisidir. Müslüman savadlıdır, ağıllıdır, ahlaklıdır, temkinlidir. Yerini bilen birisidir. Müslüman avam demeyi değil yani. Müslüman demeyi avamlık demeyi değil. Geride kalan, geri zekalı anlamına gelmiyor. Müslüman o demeydi ki elimi olmasa da bile, çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ahlakı öğretti. Elimi, o kadar insanlar var, elimi yoktu ama görürsen ki büyük ahlak sahibidir. Harda ne cür hareket etmeye lazım da onu bilir. Ve buna göre Müslümanın yani değildi ki yani bir Müslüman yani özüne ait olmayan şeylere karışır. Özüne ait olmayan meselelere müdahale eder. Ve özüne ait olmayan yani sıravi Müslümandan söhbet gelir. Özüne ait olmayan meselelere müdahale eder. Büyük meselelere müdahale eder. Başını diyor ki fikir söylüyor, rey söylüyor. Yani bu düzgün değil. Ona göre biz böyle ederekse yani birliğimizi parçalamış olarak, beraberliğimizi pozmuş olarak. Eğer birlik istiyor ise, emnamanlık istiyor ise o zaman herkes öz değerini, miktarını bilmelidir. Herkes öz işini bilmelidir. Herkes öz sahesinde hareket etmelidir. Hatta öyle meseleler var ki olabilir. Cevabı yani sende var. Soruşurlar ve sen cevabını bilirsen. Çalışın. Gayri olarak onu da yadda saklayın ki sen bilsen de bile karşındaki insanı erimli insana yönlet. Sana sual verse de bile sen de erim sıradan bir insansan. Sen onun cevabını bilirsen. Ama metod olarak, üslub olarak çalış ki onu erimli insana yönlet. Yani bu alan. Bu erimli adamın nömresidir. Telefonu ona zeng et. Cevabını ondan al. Yani bunu öğretmek lazım, bunu tebliğ etmek lazımdı ki herkes bilmelidir ki meseleler, hükümler, yani fetvalar ilim adamından soruşulur. Kim geldi danışabilmez. Sen karşındaki insanla bu cür muamele etsen sabah o da hemen adımı atacak. O da sabah ondan kimse ne soruştukta ilim adamına yönletecek. Yok sen cevap verirsen sabah o da cevap verecek. Sonra belki o ikisine cevap verecek. Bu şeylerde dikkatli ol arkadaşlar. Elimin değerini, kıymetini bileyim ve elimli insanların da değerini, kıymetini bileyim. Yani elimli insanların değerini, kıymetini bileyim diyende biz dedik ki onun şahsiyetine göre değil. Onun danıştaşıdığı elime göre hürmet edirik. O Allah'ın dinini insanlara tebliğ ettiği için, o Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini insanlara tebliğ ettiği için ona yani hürmet etmeyi, ona saygı göstermeyi, yani budur kast olunan şey. Ve yadda saklayın, ilim adamlarına da yani çalışın üslubla yanaşmaya. Sual verdikçe güzel şekilde yanaşın, yakınlaşın, medeni şekilde, edeble, erkanla, zeng ettikçe hemşini, olar mı, müsaitsen mi, sual verebilirim mi? Yani bizden evvelkiler de böyle olur. Biz de yani diye ki büyük alimlerle rastlaşmışım. Ama ona sual vermek için o kadar burnu kırdık ki yani ona nice yakınlaşak. Çetinliği çekildi ki ona nice yakınlaşak ki sual vereyim. Yani bunlar yani ilim adamları aranızdadır diye yani daima el çatandı diyen yani bunu kişi görmeyin yani. Yine de ahlaktan, edebden kenar kalmayın. Güzel şekilde yakınlaşın. Olabilir her gün görürsen elim adamını
o anlama gelmese ona nece geldi reftar edesen. Bazen insan nimetin değerini nimet ettikten sonra bilir. Ama nimet elinde olduğu halde ona değer kıymet verilir. Ve buna göre yani ilim adamların bir nimetti insanlar içinde. Ve bu nimeti korumak lazım. Edeble, erkanla, ahlakla, üslubla olar mı? İcazelidir mi? Yani uygun mu? Bu kimi? Bazen görürsen telefonu açmayan da yani hemen pis zannediler ki ben telefonumu açmam. Yani adeten ilim adamlarına zeng gelirse sualdan ibaret zengler gelir. Öyle değil mi? Ve böyle olduğu halde sen ben de öyle bir ki mövgeyim, yerim uygun olmadığı için telefonu açma. Çünkü ben bilirim ki sual verilecek. Bu mövgeyde de bu anda da bence onu cevaplandırabilmem. Veyahut da cevaplandıramsa da hataya yol veririm ve zenge cevap verilmiyor. Böyle olduğu halde yani arkadaşlar bundan yani bunu pis başa, yani pis zen etmemeyi lazımdı ki yani ilim adamlar telefonu açmıyor veyahut da mesajlara cevap vermiyor. Vermir gözle cevap gelene gibi. Veyahut da bir müeyyen vaktinden sonra bir de hatırlat. Ama yani ilim adamları hakkında pis zen etmeyeyim. Allah Teala bizi yeşil faydalardan eylesin. Allah Teala meclisimize bereket versin. Allah Teala bizi ilimle yaşamaya nasip etsin.